24 TV ekranlarından herkese iyi akşamlar ve iyi bayramlar efendim. Hoş geldiniz, Ortaya Konuşalım başladı. Ben Cesmo Oho. Tam bayram tadında bir konsept hazırladık. Şimdi bir dönemin adamları. Hakikaten çocukluğumuza gideceğiz. Belli bir nesil için çocukluğumuza gideceğiz. Yeni tanışanlar da var. Yeni nesil de aslında onları çok sevdi. Grup Vitamin'den bahsediyorum ya. O kadar çok seviyorduk ki onları. Birleştikleri zamanda bizim için hakikaten böyle bir bayram havası oldu. Bu bağlamda biz de dedik ki bu konsepti onlarla beraber yapalım. Onlar da bizi kırmadılar. Grup Vitamin bir kez daha birleşti. Yeni albümlerinden de bahsedecekler. Hatta hakikaten tam bayrama yakışır. Burada şarkılar da olacak, klipler de olacak ve bol bol sohbet de olacak. Hepiniz hoş geldiniz. Bir kez daha iyi bayramlar. Grup Vitamin'le Ortaya Konuşmaya başlıyoruz. Buyurun masamıza. Hey! Çekilin yoldan, başı batıdan geliyorlar. Amerikalılar, eski diponlar, Turkish cowboylar. 90'lar, 7'den 70'e herkesin özlem duyduğu, müzik piyasasının altın çağı diyebileceğimiz, dillerden düşmeyen şarkıların ve starların en gözde yıllarıydı. Aşk dediğin parayla olmaz, bizde sevda cüzdana konmaz. Öğrenemediğin yer, al aşkını, sok yüzüne gözüne, görüşmeyelim güzeli. Sevdiğimiz ne kadar star varsa hepsinin müziğe ilk adımlarını attığı unutulmayan ayrı bir dönemdi. Bu döneme damgasını vuran isimlerin başında gelen grup tartışmasız Grup Vitamin'di. Absürt müzik yaparak saygınlık kazanmış, her kesimin sevgilisi olmayı başarmış gruptur Grup Vitamin. Yıllardır ortalarda görünmeyen ve herkesin şimdilerde ne yaptığını merak ettiği sevilen grup, yoğun ilgiye dayanamadı ve Endoplazmik Retikulum albümüyle müzik dünyasına dönüş yaptı. Grup Vitamin'le grubun dünü ve bugününü ortaya konuşuyoruz. Efendim bir kez daha hoş geldiniz. Grup Vitamin konuklarımız hemen zaten çok iyi tanıyorsunuz ama isimlerini soy isimlerini söyleyelim. Emrah Onur, hoş geldin Emrah. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsın? Sağ ol Cez, sen nasılsın? Gayet iyiyim. Tolga Sünter. Hoş bulduk. Tolga'cığım merhaba. Merhaba. Ve Selçuk Aksoy. Hoş geldiniz Selçuk. Çok mutlu oldum arkadaşlar sizi. Hakikaten birçok kanalda da söyledim. Yani Grup Vitamin'in geç kaldınız be. Onu bile söyleyeyim yani. Daha önce olması gerekiyordu bu iş. Anca atlattık anca, ya. Anca. Sen ya Romları anca atlattık yani. Be. Öyle mi yani diyorsun? Yani bilemiyorum. Belki tam zamanı. Her işte bir ayır vardır derler. Yani rakamsal olarak 2015. Evet, güzel, bir rakam. Güzel bir rakam. 2015. Kaç yıl oldu ara vereli? Yani 16. Ne? Evet. Evet. Yani son yıl. Albüm çıkalı 16. Yıl olmuş. Evet. Ama yeni albüme gireli 6 senede çıktı. Bu albüm 6 sene içinde çıktı. O yüzden biz albüme girişimizden itibaren düşünürsek 10 falan diyelim. 6 yıldır bu albümü hazırlıyor musunuz? Evet. Hiç haberimiz yoktu bakın bundan. Sessiz sedasız bir anda gelelim istedik. Yani Vitamin severlerin haberi vardı çünkü onlar vesile birazcık vesile oldular. Ve siteler kurdular, bizle görüşmek istediler, albüm istediler. Biz de onlara söz verdik. Geldik. Bu 6 yıl içerisinde de şey de var yani... Fan kulüpleriyle de görüşmelerimiz var tabii. 2-3 toplantılar da oldu. Onlarla görüştük. Onlar yeni nesilden olan çocuklar da çok şey istediler. Hani mesela yapın çok güzel olacak diye. Ondan sonra yaptık zaten. Bu mesela unutulmamayı, bu arzuyu neye bağlıyorsunuz? Tek olmamızı. Yani. Değil mi? Tabii. Yani, zaten hep merak ettiğimiz bir şeydi. Çünkü Vitamin bu ülkede önemli bir yere gelmiş. Kendi dalında önemli bir yere gelmiş bir grup. Ve önemli bir yere gelmiş şarkıcıların, grupların, filmlerin falan hep dizileri. Bir tekrarı yapılır. Doğru. Birileri bir daha dener yani bunu. Çünkü burada bir şey yapılmış. Bunun yapılmadı. Daha sonra Vitamin tarzında bir grup çıkmadı. Bir kişi de çıkmadı. Hakikaten hani Atademirer öyle bir albüm yaptı falan ama neydi? O da sağ olsun hep söyler bunun. Arak Mufa bir ömüydü. Neydi? Evet, öyle bir şey vardı. Öyle bir şey yaptı. Güzeldi, Vitamin'in evet. İçinden ayrılan arkadaşlar sonra birer albüm yaptılar. Doğru. O da orada kaldı ama o da Vitamin bünyesindeki insanlardı sonuçta. Başkaları yapmadı böyle bir şey. O yüzden herhalde akılda kaldı. Çok ya yani hakikaten evet. Yani çok samimi söylüyorum. Benim için çok önemli adamlarsınız. Ben biraz da şeye bağlıyorum ya. Öyle biz mi? Şimdi 80 kuşağı insanlarız. Evet, gençleriyiz. Yani 80 kuşağı biraz kayıp kuşak gibi gözükür aslında ama 80 kuşağının çok önemli değerleri vardır ya. 80 kuşağı bir de hakikaten bir köprüdür. Hani şimdi 2000'e geçiş gibi bir köprüdür. 80 kuşağı çok önemli abilikler de yapmıştır. Hani insanların geçişini kolaylaştırmak doğru. Anlamında. Biz bu öncülük yapmıştık. Biz bu görevleri de üstlendik ve hakikaten iyi yetişmiş bir nesil olduğumuzu düşünüyorum. Yani ne kadar ihtilal görmüş olsak da işte buna benzer.
ne kadar olumsuzluklar içerisinde büyümüş olsak da 80 kuşağı son derece saygılı, doğru, sevgili, büyüklerine, özellikle büyüklerine saygılı, küçüklerine sevgili, sevmeyi bilen, duygusal filan bir kuşaktır. Bunu saygıdeğer babana da anlattın mı? Tabii. Çünkü baban ne yaptığını tam anlamamış. Tabii. Oğlum ne yapıyorsunuz falan demiş. Öyle değil mi? Biz... Aynen öyle. Ve böyle büyüyüp gelip 90'larda 20'li yaşlarımızda farkında olmadan o zamanın o yaşlarda olan bir sürü belki de yüz binlerce, milyonlarca insanının, gencinin söylemek istediklerinin tercümanı olmuşuz. Evet. Çok doğru. O yüzden, aynen, o yüzden de böyle bir şey vesile olmuşsunuz, evet. Evet. O yüzden de çok özlendiğimizi, yani daha doğrusu özlenmemizin sebeplerinden birinin olduğunu düşünüyorum. Abi ben sana bir şey söyleyeyim. Bu işin gerçeği, bu işe mizah çok yakışıyor. Evet, yani aynen, mizah kesinlikle yapılmalı. Yani demokrasinin seviyor insanlar. Seviyorlar, aynen, aynen. Ve hepimiz çok pratik zekalı insanlarız. Sanalda kalmamalı. Çünkü şu zamanda mesela her şey sanalda espriler. Ki espri düzeyleri tabii biraz sanalda daha... Sanalda yumurta gibi yani. Aynen, sanalda yumurta gibi ama espri düzeyleri biraz da düşük. Ama ben her zaman bundan yanayım. Espri yapılmalı, esprinin üzerine tiyatrolar da olmalı, müzikaller olmalı, çoğalmalı. Bunun hepsi var aslında. Bir tek müzikte mizah yok. Yani yok, filmde, evet, var ki çok ilgi görüyor. Dizilerde var, ilgi görüyor. Tiyatrolarda var. Yani komedi, mizah her yerde var. Müzikte yok. Ben şeyden bahsetmiştim aslında, deve kuşu kabare gibi, yani mesela müzikallerde şu zamanda onlar, olmalı yani. Ya çok sanalda kalmamalı. Onlar bitmemeliydi. Bitmemeliydi. İşte yani. Allah rahmet eylesin Zekalar Süleyman'ın. Evet. Tabii yani, aynen, çok önemli. Aylarca bilet çok bulamazdınız ya. Sen ne diyorsun? Aylarca bilet bulamazdınız. Ve müzikliydi de. Ya bırak müziği. Biz yani, evet, babamız bize teyp kasetlerinde dinletiyordu onu ya. Evet ya. Onları defalarca dinliyorduk. Tiyatro oyunlarını teypten dinliyorduk. Oyuna gidip bir de ondan sonra defalarca kasetten dinleyip gülüyorduk. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir kere bile oyuna gitmedim. Video çıktığında bile ezbere biliyorum. Kasetten dinledim. Bir kere bile oyuna canlı görmedim onları. Canlı ben de evet görmedim. Ve aynen sen şimdi bir tane herhangi bir repliğe girsen Metin Akpınar'ın Zekalar Süleyman, ben de karşısındakini sana söylerim mesela. Uçuş kelebek söyleyelim. Uçmak ne demek? Uçmak ne demek? Uçmak ne demek? Vay be, ne güzel şeyler vardı, evet, hakikaten. Peki dünyada mesela siz ilk albümü 91'de Bol Vitamin isminde çıkarttınız ya. Evet. 90 yazı. 90 yazı. Bunun bir örneğini yakalamış mıydınız? Hani yurt dışında herhangi bir... Yani örnek alınan gördüm bir şey olduğunu sanmıyorum. Ben de zannetmiyorum. Yok, hani, vitaminin bak... Dünyada vitamin, bir örneği var. Vitaminin yani aslında çıkışı ne biliyor musun? Gökhan'la tanışmamız, daha sonra Selçuk'la, evet, bir araya gelmemiz. Gökhan'la kendi içimizde... Gökhan'la sen kurdun benim bildiğim konservatuvarda. Kurmak demeyelim. Tanıştın, vesile oldu. Vesile oldu. Evet. Tamam. Yani buralara geleceğini bilemezdik tabii de. Gökhan'la tanışmamız, ondan sonra Gökhan'la bizim kantin sohbetlerinin başlaması, sonra Selçuk'u buna dahil etmemiz ve daha sonra bunların o zaman da biliyorsun record düğmesine bastığın zaman kırmızıya kasete kayıt yapıyordun. Evet. Kasete play'le beraber basıyordun. Play'le, ha, play'le beraber. Evet. Ama ikili olacak onlar. Tabii tabii. Double. Tabii tabii. Double. 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 Evet. Kasetin de üstünü bantla yapıştıracaksın. Tabii. Tabii. Aynen. Tabii. Kasete kaydedip bazı muhabbetleri, işte bu makaraları, kukaraları kasete kaydedip konservatörde okulun dışında böyle arkadaşların arabasında falan dinleyip dinlerdik. İnsanlar toplanırdı böyle. Aa o bilmem ne gülerdik falan filan. Aslında böyle geldi vitamin. Hepiniz aslında konservatuvar nasılsınız, evet, yani? Tabii, tabii. Hani... Şimdi mesela Emrah'la ikimiz İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müzik Üzeri Devlet Konservatuvarı. Ben de İstanbul Üniversitesi. İstanbul Batı Konservatuvarı Tolga. Peki o dönem mesela aileleriniz, hani çok eskiden başladık ama yeni döneme de geleceğiz tabii ki. Aileleriniz falan, oğlum biz sizi konservatuara bunun için mi yolladık falan dediler mi? Mesela senin baban demiştir gibi geliyor bana. Yok, bunun için seni konservatuara bunun için mi yolladık demedi adam. Allah razı olsun. Yok öyle yani bir şey demedi de. Arkadaşlarına şey dediğini biliyorum. Hani sorduklarında ya abi senin oğlan da acayip gidiyor bilmem ne falan dediklerinde şey dediğini biliyorum. Ben onların yaptığı işi anlamıyorum kardeşim, bırak falan diye. Onlar kendi kafalarına, evet, göre takılıyorlar dediğini biliyorum yani. İlk albüm çıktığında bizim eski ama elemanlardan... Ama benimkinin sevmemek değil yani. Anlamıyorum demiş o adam. O da yani sevmemek ben... değil. Sertaç'la otobüs durağında bekliyorlarmış babasıyla. Evet. İlk albümde kimsenin kim olduğu bilinmiyor. Bir tane bebek, evet, resmi var. Doğru. Ve tipler bilinmiyor. Kimse bilmiyor. Ve bu bir kaset tabii. Tabii kaset. Kasetçiler çalıyor. Arkada müzik gelince... Sertaç'ın babası Sertaç'a demiş ki
bu ne böyle ya, bu zibidilikler, bu nereye geldik falan demiş. Serdecik bozuntuya vermemiş, biziz baba falan dememiş yani, söylememiş. Çok güzel. Şimdi yeni albüm çıktı. Geçmişten yine tabii ki sorularımız olacak. Onlar da arzu ederlerse cevaplarlar. Endoplazmik Redikulum. Evet. Bu biyolojiden kaldı aklımda. Neydi bu? O hücrelere vitamin akışını sağlayan minik kanalcıklar. Ama vitamin biz bunu bilerek koymadık bu ismi, biliyor musun? Yok, bilmiyorum. Yani bu isim benim aklıma geldi. Bir gün böyle ben severim çok böyle hani fonetik bir isim değil mi? Evet. Bazı kelimelere ve isimlere karşı sempati duyuyorum ben. Yani bazı insanlarda vardır herhalde bu tip özellikler. Bilmiyorum da benim var. Şimdi bu endoplazmik retikulum bir gün durup dururken aklıma geldi. Çocuklarla paylaştım. Ya dedim bir gün stüdyoda işte bu albümün çalışmalarına başladığımız sıra ilk zamanlar. Dedim ki abi şu dedim albümle adıyla ilgili bir şey geldi aklıma. Size uyar mı falan söyledim. O dediler uyar. Makara zaten. Yalnız dedim insanlar söylemesinler zaten. Hani mesela kasetçiye girip ya da herhangi bir yere girip endoplazmik retikulum diyemesin adam yani. En son desin ki ya abi işte. Grup vitamini yeni albümünü ver bana ya. Vitamini ver bana ya, tamam mı? Sonradan öğrendik ki meğerse vitaminle evet. Alakalı vitaminle bir alakalı bir durummuş. Vitamin akışı sağlıyor. Mesela benim gündüzleri çalıştığım bir şirkette mesela doktor müşterilerim var. O mesela müşteri beni tanıdığı zaman işte CD'niz çıktı mı? Evet CD'niz çıktı. İsmi ne? Endoplazmik retikulum nasıl oluyor? Deyip reyondan indiriyor. Şaşırabiliyordu yani. Şimdi, çok da gülüyorlardı. Hani izleyicilerimize de söyledik böyle müzik de yaparız diye. Daha doğrusu playback yapacağız tabii bizim stüdyo ortamımızdan dolayı. Hangisiyle başlayalım? Siz ne istiyorsunuz? Kliple İsmail 2 ile. İsmail 2 ile. Hadi bakalım İsmail 2 klibi de göreceksiniz. Mikrofonlarınız döndü. Biz de eşlik edelim. Aynen. Hadi klibe. Kalmasın İsmail. İsmail. Çekilmez bir adam oldun yine İsmail. İsmail. Kassız, tuzsuz, nalet. Kırdın potlar beni açtı. Bak yalnızsın herkes kaçtı. İsmail de buna şaştı. Aklını seveyim kaç İsmail. Mal İsmail atlı mısın? Yavrum Bağdatlı mısın? Herkes zeka yaşını sorar. Lan sen bu kadar tatlı mısın? Ulan İsmail, yalan İsmail, yılan İsmail, falan İsmail, filan İsmail. İsmail. Telefonun başında çaresiz bekliyorum. İsmail. Eğer açmazsan oraya geliyorum. İsmail. Adresim değişti İsmail. İsmail. Ah ben eski ben değilim İsmail. İsmail. Kumburgaza'da gittik beraber. İsmail. Bağcılar'da da bulunduk İsmail. İsmail. Sorun ilçelerde değildi. İsmail. Çünkü sen de angutsun İsmail.
is my 1, 2. And tell me what you got to rev me up, rev me up, rev me up. Shake me, baby, baby, back me. And smile, you turn in the center of me to join the hit the gas, yeah. There will be one center of me in the gas, yeah. Vitamina sapa to romance to tutti. Rasa baba rete to the spaghetti. And smile, mahabba la hadda la humma la shakha la wa la isa la wa habbi la hamma la huwa la isa la wa la ham. Lihin ma hadda fa la himma la hamsi. Kiso-san, hajja chumma ta hita to kumpa ka ji. Ta ta hita kumpa. Hadi kwari kote pediyo bari hita ma da hita to cha hita to hita ta ta. Var mısın, yok musun İsmail? İsmail. Aç mısın, tok musun İsmail? İsmail. Açım diyor. İsmail. Ama yemekteyiz ve hatta içmekteyiz gülüm. İsmail. İsmail, resim değil, çerçeve arıyorum. İsmail. Nereye koydun? Bulamıyorum İsmail. İsmail. İçim yanar, içim kanar da. İsmail. Felsefe yapma İsmail. Ve hatta çılgın çocuk ise İsmail. Winter is coming İsmail. İsmail. Kalın bir şeyler al üşütürsün canım İsmail. Va 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 havalara nasıl da giriliyor İsmail. No 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 almayayım başkası alsın İsmail. Tipim değilsin üstü kalsın İsmail. İsmail. İsmail sen vahşi bir hayvansın İsmail. İsmail bu fasulye 7,5 lira. İsmail. Pırasa 3,5. Yes. İsmail. Patlıcan sana 4 olur İsmail. İsmail. Kıyar da sensin İsmail. İsmail. Allah da belanı versin İsmail. Yemin ederim harika. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Evet, şimdi bir de abi, bir şey mi söyledin? Var Leylaklar Açarken adlı şey kitabım var bir de. Onu da araya ciddi bir şey söyleyeyim. Onu da araya sokuşturayım. Şimdi bir kesim şunu da tartıştı ya. Hani bu adamlar bir garanticilik mi yapıyorlar acaba? Veya kendilerini hatırlatmak için mi İsmail'in yeni versiyonuyla tekrar çıktılar? Hatırlatmak konusu çok yanlış değil. Hatırlatmak yeni nesile tanıtmak diyelim onu. Yani eski sevenlerimizle yenileri ortak bir paydada buluşturmak. Çok iyi. O yüzden ama orijinal İsmail'le çıkmadık. Bir değişiklik var. Yani alıp eski şarkımızın orijinalini... Sözler değişti. Sözler değişti. Düzenleme değişti. Düzenleme değişti. O yüzden dediğimiz gibi gezegendeki ilk devam şarkısı diye bir şey koyduk. Yani devam filmi Rocky 2'den sonra İsmail 2. O yüzden buna da bir iki itiraz eden olmuş başka da devam şarkıları var diye. Ama aynı şey değil yani Metallica'nın Unforgiven falan 1-2-3 gibi evet, ama da, yani yanlış adama söylediler ben biliyorum o şarkıları. Onlar başka şarkı. Başka müzik, başka konu. Doğru. Bizde müzik şey aynı, sadece sözler aynı. 1-2 yazıyor o kadar. Bizde sadece evet, bizde başrol aynı İsmail. Sizin yani eski dönem hala sizin döneminiz tabii. Eski dönemde sosyal medya yoktu tabii. Tabii. Böyle uğraşmıyordunuz. Tabii. Aslında öyle değil böyleyken falan filan. Tabii hiç yok. Ya bir de şey de yoktu yaptık, yani. Yaptık oldu olurdu yani. Her önüne gelen klavyeyi, her klavyeyi elinin altına alan yardıramıyordu yani. Tabii tabii onu söylüyorum. Ben bilmem ne falan. Yani derdi varsa programlarda konuşuyorduk. O kadar. Veya fazla bir mektup gelirdi o da plak şirketinin herhalde. Aynen öyle doğru. Yani, o da size verecek de açacaksınız da. Bakacağız Okan, İsmail. Okan bu işi en doğrusunu yaptı. Ta başından beri, gece kuşundan beri en doğrusunu yaptı aslında. Zırvalayanları iptal etti adam. Doğru. Ya da kapattı telefonu. Doğru. Başından beri bunun yapılması lazımdı zaten. Böyle olması lazım. Çünkü şimdi artık bu zırvalamalar çok daha rahatlaştı. Yani her yerdeler. İstediği yere yazabiliyor adam yani. Doğru. İstediği şeyi. Böyle bir şey olmadı. Yeni nesilden bu şarkıyı duyup da bir önceki versiyonu dinleyenler vardı. Vardı tabii. Tabii merak dur bakayım şu İsmail bir yenisini dinleyip hani bir geçmişe dönük İsmail'i de dinleyip. Tabii yani bunu düşündük biz zaten. Yani. Zaten albümü yaparken şöyle bir amacımız vardı. Hep onu söyledik. Grup Vitamin ve Gökhan Semiz'i daha ilerlere taşımak. Daha ileriki zamanlara taşımak. Şimdi, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Gökhan Semiz'i de anmış olalım burada. Çünkü şöyle bir durum var. Hani hep söylediğim bir şey var. Örneği hep aynı veriyorum ama en doğru örnek olduğu için Michael Jackson'ın kim olduğunu bilmeyen insanlarla tanışıyoruz artık yeni nesilden. Kim olduğunu, Elvis Presley'i tanımıyor falan. Doğal olarak Grup Vitamin de bizim dönem bittiği zaman o da bitecek. Doğru. Ama biz şu anda bir 50 yıl, 100 yıl daha kattık ona. Doğru, mantıklı. Yani çünkü şu anda internette Vitamin yazan her yerde Gökhan Semiz de yazıyor. Şimdi söz sendeyken hani mesela aynen Gökhan Semiz'i hakikaten sevgiyle alalım. Çok güzel bir adamdı çok, o. Hakikaten evet. Çok güzel bir adamdı. Maalesef trafik kazasına kurban ettik diyelim. Evet, evet.
Trafik canavarına diyelim. Kurban. Hakikaten öyle oldu. Ama mesela şunu bilmeyenler var. Sen hep gruptaydın zaten. Evet. Sen Gökhan'ın yerine gelen tabii. Yeni bir adam değilsin evet. Yani. Yeniler onu yeni yeni keşfediyor. Evet, eski öyle bir kliplere adam değil dönüp, o yani. Eski kliplere dönüp, çünkü kliplerde bazılarında vardı kliplerin. Sen hep vardın. Çok da... Klip var ya. 92'den beri var. Sıkıldıysanız çıkayım. Yetti galiba diyorsun. Bu söyleyiş tarzı hoşuma gitmedi. Sen hep vardın yani. Biz iki de gidiyorduk. Kim bu adam? Bir de belki yeni nesil şunu da bilmez. Bu grup sadece İsmail'den ibaret değil. Biraz önce kuliste kaç albüm saydık arkadaşlar? 7+1. 10'a yaklaştık yani. Best of'ları da katıp. Şöyle de bir şey var. 10 milyon üstünde albüm satışı. Tam onu soracaktım. Var. Nerede o para? Evet. Para nerede? Zaman... 10 milyon albüm diyorsun. Nerede o para? Şimdi şöyle şey, o ben zaman... gömlek aldım. Ben 10 milyon en son albüm... bir çorap aldım ama. 10 milyon üstünde. Yani peki. Bunun sayısı 15 de olabilir, 20 de olabilir. Çünkü yani. O zamanlar yolda doldurulan, satılan kasetleri saymıyoruz. Şimdi aslında çok satılıyor. Reel olan 1,5'tu herhalde. Yok şey ilk albüm 2,5 milyon 2,5, satışı. Reel en olmayan, çok satan 5 albüm içinde. Reel olmayan Coşkun, Sabah, Sezen Aksu. Onlarla mesela beraber. O dönem hatırlıyor musunuz? Coşkun Sabah bu adamlar kim falan deyip de hani ilk 5'te bu adamlar da var. Evet. Ama o zaman herkes ben de o zaman nasıl yap ödülünü aldık. En çok satanlar ödülünü de aldık. En çok satanlar ödülü alındı. En iyi grup ödülü alındı. Masraf atası. Bir altın kelebek de vardı galiba. Altın kelebek vardı. Onun hikayesi de var. En iyi reklam müziği ödülü alındı. Hatırlıyorum. Tabii. Ben hep onu ana olarak anlatırım ya. En iyi grup ödülü alınan bir yarışmanın birinde MFÖ adaylardan biri. Bir diğeri de siz. Bir diğeri biz. Ödülü alınıp yani biz MFÖ'nün olduğu yerde bu ödülü kabul edemeyiz. MFÖ'nün hakkı. Hayal meyal hatırlıyorum ha. Öyle bir durumumuz var. Yani. Altın kelebeğin hikayesi neydi? Altın kelebek galiba. Bu altın kelebek mi? Olabilir. Bu. Ben şeyde değildim. Konuyu hatırlıyorum. Doğru, ben aşağıdaydım çünkü. Doğru söylüyor. Altın kelebek ödülü. Nerede o para? O para plakçılarda. Her zaman öyle oldu. Abi, ya şu anda normal de, o zaman... Ya neden bu para diye soruyorsun? Ya tamam çıkardınız mı iki gece dışarısı? Hayır, para nerede, bir... araba nerede? Kesin bir de şöyle nerede? De bir şey var. Ezeriz, yani, yapayım. Biz o zamanlar bir de öğrenci... Adını yanlış söyledim de özür dilerim. O zamanlar işte öğrenci olmamız... Evet. Biraz da hani bir paraya bir şeye önem vermememizden dolayı kaynaklanıyor. Çünkü öğrencisin işte makara kokara yapalım. Tabii çok erken başladığımız için. Yani... Büyük paralarla işimiz yoktu. Gelen para bize harçlık oluyor. Yetiyordu. Harçlık oluyordu. Yetiyordu. Bitti gitti. Ondan da yani. Tabii yani çalıştığımız, sahneye çıktığımız yerden biz okuldaydık o zaman okuyorduk. Para çok büyük paraydı bizim için sahneden aldığımız para. Ekstra böyle albüm parası nerede, yani, bilmem ne parası nerede onu zaten sorgulamıyorduk. Ben yanlarında söyleyeyim takmayacaksın ben yaptım para almadım. Öyle söyleyeyim yani. Hani müziği benim aldım. Aranjesi müziği benim. O kadar sormadım. Şimdi soruyorum nereden lan benim param var? Okula 90'da başladık. 13 senede haftalık veriyorum ben. Mezun olduk ya. Geçtik. doğru. Çünkü niye sordum biliyor musun bunu? Hani bu gayet güzel bir davranış bence. Ekmek parası için farklı meslekler de icra ettiniz. Evet. Yani bu bağlamda bakıyorsun şimdi bu adamlar zamanında birçok ilke imza attıkları gibi birçok albüm satışına da imza attılar. Hani nerede o paranın esprisi bu aslında yani. Evet. Siz sadece müzikten para kazanabilecek donanımda insanlarsınız. Ama başka meslekler de yaptınız bilmiyorum. Sen devam ediyor musun? Ben devam ediyorum. Ben hala aynı tekstil firmasında çalışıyorum. 5 sene oldu. 5 sene oldu devam ediyorsun. Yani devam ediyorum. Hala da oradan para kazanıyorum. Süper. Mesela parasını soruyorsan para kazanıyorum. Nerede para? Maaşı getir. Maaşı getir. Ya o zamanki para biz yapmadık. Biz hep müzik. Siz hep müzikle uğraştınız zaten. Ne yaptınız o dönemde hakikaten? Ben zaten orkestra şeflikleri yaptım. Evet. Yani çeşitli sanatçılarla çalışıyorum. Onların orkestrada... Kimler mesela? İşte Burak Kut, Reyhan Karaca, Yıldız Tilbe, Robert Otomotti bir sürü sanatçıyla sahnede çalıştım. Tamam. Onların orkestra şefliklerini yaptım. Aranjörlük yapıyorum. Albümler yapıyorum. Ayrıca asıl şey film müzikleri, dizi müzikleri, reklam müzikleri çok uğraştığım şey. Yani hep stüdyodaydım. Hep stüdyodaydım. Gözlerin var mı senin? Var. Bakayım. Bak. Var mı şey kapat. Evet. Tamam kapat. Hep stüdyoda. Dışarı çıkmıyor stüdyoda. Nasıl? Hep stüdyoda. Orada yaşıyor. Onun için zaten gözlüklerle herhalde sürekli artık gece gündüz karışmış. Sen abi ne yaptın? Ben de yine müzikle uğraştım. Benim yine profesyonel bir ekibim var. Beraber müzik yaptığımız. Ben flütistim. Aynı zamanda perküsyonistim. Flüt okuldaki enstrümanım olduğu için özel bir dershanede aynı zamanda flüt öğretmenliği, hocalığı yapıyorum. Bunun haricinde beraber olduğum, sürekli çaldığım, müzik yaptığım bir ekibim var. Yıllardır müzik yapıyorum ben de. Tolga'yla birkaç dizi müziği denememiz oldu. Yani beraber yaptık. Film bir filmi beraber, bir filmin müziklerini beraber yaptık. Tolga'yla çalışmalarımız oldu dönem dönem.
Böyle devam ediyor. O zaman sen niye müzik yapmadın Selçuk? Abi beni attılar, yaptı oraya attılar. Ya, bilerek yaptı. Yaptılar. O da bayağı bir süre yaptı. Şöyle bir durum var. Şimdi bakın. Selçuk evlendi. Evet. Ha, evlenince çocuk olunca dünya değişiyor. Bilmez miyim abi? Yani Türkiye'de çünkü bunu da hazır konusu gelmişken burada söyleyelim tabii de. Tabii ki. Ben hala niye müzisyenlerin sigortalanmadığını anlamıyorum. Bunu anlamıyorum. Yani müzisyen insan niye sigortalanmaz? Bence müzisyen insanlar da çalıştıkları yerlerde sigortalanmalılar. Çalıştıkları sürece. Şimdi önümüze böyle bir şey sunmuyor. Çünkü müzisyenlerin bakın böyle çok büyük bir sıkıntısı var bu anlamda. Müzisyenlerin çoğu sigortalı değil. Evet. Yani hayat güvenceleri yok. Şimdi böyle kurumsal olan bazı dernekler var. Çok doğru söylüyorsun. Mevzuatı anlatacağım ben sana. Şimdi şöyle bir şey daha söyleyeyim. Kurumsal olan bazı dernekler var müzikle ilgili. Evet. Onlar da önünüze şöyle bir şey sunuyorlar. Özel sigorta. Değil efendim özel sigorta. Ben devlet sigortası almak istiyorum. Yani ondan yararlanmak istiyorum. Onu sen kendin yapacaksın zaten. Mevzuat o. Yani benim bildiğim mesela bizler aslında serbest meslek erbaplarıyız. Hani böyle şey maliyeye geçtik ama. Ve bu bağlamda sizin aslında kendi bağ kurunuzu ödüyor. Kendi priminizi ödüyor olmanız gerekiyor. İşte dışarıdan ödemek gibi bravo, bir şey. Bravo. Kendinizin ödüyor olması gerekiyor. Sigorta kısmı bu. Senin dediğini çok iyi anlıyorum. Şimdi son dönemde dizi setleri için oldu o. Evet. Belki ben de şu anda bu stüdyoda herhangi bir şeye karşı sigortalıyım. Aslında bilmiyorum. İyi bir soru. Ama dizi setlerinde biliyorum ki son dönemde mesela dizi saatleri boyunca o oyuncular ve set ekibi sigortalılar. Ama sen de onu soruyorsun. Sahnede beni sigortalayacak adam var mı diyorsun veya yani, veya müziğimi icra veya ederken. Çalıştığım sürece ya benim ya mesela emeklilik anlamında aynı mekanda 3 sene 4 sene çalışıyorsa evet sigortalı olabilir. Yani sigortalı olarak gösterebilir devlette. Ben 19 doğru. yaşından beri müzik yapıyorum. Profesyonel olarak aynı zamanda vitamin haricinde piyasada. Evet. 19 yaşından beri çalıştığımı düşünelim. 25 sene, 26 sene yakın bir müzik hayatım var. 45 var mı sen ya? Var. Bu kadar bir müzik hayatım var. Ama teşekkür ederim. İçinden de var. Yani var. Sen o kadar görmüyor musun? Teşekkür ederim. Görmüyorum Allah. Var. Eyvallah. İçinden söylüyorum. 25-26 sene yakın bir müzik hayatı var. Yani bu kadar zaman içerisinde belki de emekli olacaktık. Hadi yani ya. Niye böyle bir şansımız yok? Haklısın. Çok haklısın. Hı. Çok haklısın. Hani kendi mesela kişi kendinin aklına gelmese bile karşı tarafın işverenin bu şekilde yapması lazım. Veya bunun yasalaşması gerekiyor. Yani işverene mecbur bırakmalı. O yüzden de hani şimdi benim evet evlendim, çocuğum oldu ve ben bunları garantiye almak zorundayım. Ve bu garantiye almak zorunda olmam için de çalışmak zorundayım. Evet, yani çok ciddi ya. Bu ne ya? Tamam ben ödeyeceğim senin sigortanı. İçeriden ödeyeceğim, dışarıdan da değil. Emekleteceğim. direkt emekleteceğim seni. Bir şey bunun üzerine bir şarkı yazsanıza. Çok samimi söylüyorum. Hakikaten yapalım. Sigortalı mıyız değil miyiz? İçeriden mi dışarıdan mı falan? Sigortalı mısın vay vay yapalım. Vallahi. Şekerli misin? Yani. Ama adam doğru söylüyor. İzdivaç programlarında bile ilk soru budur yani. Biliyorsun, tabii, seyrediyorsun. Tabii. Sigortalı mısın değil misin? Bağkurulu musun? SSK'lı mısın? Soruyor. Güzel onlar ya. Evet. Onlara kopyalım. Size aslında yeni ilham kaynakları var. Bir sürü var. Olmaz. 35 yaşında... Şimdi bir tane şey. Geliyor diyorsun da. 35 yaşında bir evlilik yapmış. Fazla hasarlı değil falan gibi. Böyle az böyle, kullanılmış. Biraz evlilik. Sonra söyleyeceğiniz şarkı da var. Kelimeler var ya. Var. Çok acayip klişe olmuş of, şeyler var insanların, hakikaten. Yani gerçekten insanların ya of neyse konuşma. Tabii işeye kadar geliyor. Hani biz ya çok kötü haller ya. doğru. Şimdi bir acaba oldu mu bu albümle? Hani çıkıyoruz ama hani acaba. Şöyle bir acaba yani. Bir tek acaba. Bir acabası vardı. Ha. Ama amacımıza ulaştık ama bence tek bir acabası şuydu. Evet. Ki o acabayı kendimiz zaten bertaraf ettik. Konuda karar verdiğimiz için albümü çıkarttık. O da şöyle diyor. Eski vitamin tadında olur mu yeni yaptığımız şarkı? Oldu da. Tek şey oldu, vallahi oldu. Yani tek ben tatminim. Şüphe buydu. Biz şarkıları yaparken eğer öyle olmadığını hissetseydik biz zaten çıkarmazdık albümü. Yani seyirciye bırakmazdık bunun kararını. Biz onu yaparken eğlendik, güldük. Çıkan sound'dan da, vokal sound'undan bahsediyorum. Müzik sound'undan değil. Vitamin sound'u da yerinde duruyor vokal olarak. Şarkılar da eskisi gibi oldu. Çıkardık ve dinleyenlerden de aynı tepkiyi aldık. Aynı tepki. Çok güzel. Şimdi aynı eskisi gibi. Ciddi mevzulara girdik ya. Hadi bir ciddi bir de ben sorayım. Şimdi siz böyle parçaları düzenliyorsunuz, yeni yorumlar katıyorsunuz. Doktor Albay'a falan telif ediyor musunuz? Ödüyor musunuz da konuşuyorsunuz? Ödemeden ödüyor çıkaramıyorsun zaten. Ödemeden çıkaramıyorsun. Kelime diyorsun için telif ediyor. Adamın var ya. Ciğerini alırlar diyorsun. Kelime için ya. Pantolonundan. Bizim bu kaset 3 ay o yüzden gecikti. Öyle mi? Tam 3 ay sürdü telifelerini almak. Kadın da aldığımız aldığımız kadın bir kelime için insan aradık sadece ya. Bir kelime ve onun değil yani gayet rahat hani örnek olarak veriyorum
bir problem yaşadığımız için değil, yanlış anlaşılmasın. Yok, problem abi. Yaşadığımız kişiyi şey yapıyoruz zaten, sıfatlarla söylüyoruz. Gülşen'in mesela yatacağız kalkacağız şarkısı. Yatacağız kalkacağız, hop isteğim İsmail diyoruz değil mi? Orada aldığımız kelime nedir? Yatacağız kalkacağız. Buna telif mi ödeniyor? Telif ödemedik. Ha. Ama bir sürü bürokratik işlem yaşadık. Ne gerek var? Ya çok bürokratik işlem yaşadık yani. Yatacağız kalkacağız, ben oğluma da söylüyorum. Yani Gülşen'den önce söylüyordum. Demek, tamam, demek istediğim bu. Demek istediğim bu. Ama işte ya, yok ki. Ama, ama biz bunu konuşmazsak bu daha sonra şirkete şey olarak gelebiliyor. Bu bizim şarkı falan filan ve haklı çıkılabiliyor. Şey gibi konuşuyormuşuz. Zaman mefhumu yok ya. Bana da telif doğdu. Evet, evet. Gülşen Hanım bir dakika, bana da telif doğdu. Ben de oğluma hep bunu söylüyorum. Kaç gün şey sonra de yatacağız kalkacağız. Şey de diyebilirsin. İstiyorsan değiştir artık onu. Yatacağız kalkacağız. Zengin oldum oğlum. Yatacağız kalkacağız, yatacağız kalkacağız deme. Değiştir artık madem zaman mefhumu yok. Yani. Şöyle yatacağız, de oğluna yatacağız. Mesela. Oğlum bak, güneş iki mızrak boyu yükseldiğinde. İşte be. Beşinci şafakta. Tabii abi, en güzel oldu. Ya ben artık şeye geldim. Ne ya dedim yani, seni seviyorum desek. O zaman Allah rahmet eylesin, hayattaydı. Seni seviyorum desek Kayahan'dan mı izin alacağız dedim yani. Bazı laflar vardır. Bu tamam. Seni seviyorum kimin dedim mi? Kayahan'la özdeşleşmiştir şarkı olarak. Ama ondan telif almamızı gerektirmez. Ya o da öyle. Yatacağız kalkacağız da öyle bir şey. Yani niye bunun için telif alıyoruz? Bir problem yaşatmadı bize ama o bürokratik işlemler sürdü. Herhangi bir cümlenin sonu edeceğiz, yapacağız, edeceğiz falan derseniz jest'ten dolayı alırım. Alırım abi. Ama seyle söyle. Tc'den alırım. Edeceğiz dersen. Edeceğiz dersen bittin. Ben de ya aklıma şey geldi. Benim çok yakın bir dostum, çok dünya güzeli bir oğlu var. Daha çok ufaktı oğlu. İşte bir şey istemiş babasından. Babası da demiş ki o an akşam vakti uygun değil. Tamam. Herhalde parka mı gitmek istedi bir şey. Çok küçükmüş ama ve arkadaşım şey demiş. Abi demiş ışıkları yaksın, öyle gideriz oğlum demiş. Tamam mı? Şimdi çocuk tabii bunu anlamaz. Yani anlamayacağı da şey. Ertesi sabah, ertesi gün karşı tarafta bir dairenin ışığı yanmış. Demiş ki mesela baba demiş abi ışığı yaktı. Gidelim mi? O güneş bitiyor değil mi? Tabii öyle bir şey de, tabii öyle bir şey de denebilir. Bak abi ışıkları yakınca gideceğiz. Ya da abi ışıkları bunlar kapatınca yani. Şimdi hazır çocuklardan bahsetmişken rahmetli Barış Manço'yu da analım. Onun adam olacak çocuklarıyız, bilmiyorum olduk mu olmadık mı, artık o mekanı olan cennetten olduk takviyesi. Olduk sayılır ya. Barış İnşallah. Manço öyle demişti. Elimizden geleni yapıyoruz en azından. Şimdi adam olmuş çocuklar geliyor demişti. Evet, işte. Sunarken. İşte o nostaljiyi bir izleyelim hep beraber. İzleyelim abi. Buyurun. Güzel bir şey. Onlar gönlümüzden kopan ses, bizim çok sevdiğimiz üç birbirinden haşır delikanlı. Vitamin geliyor, vitamin. Hoş geldiniz. Türk iş kovboylar geliyorlar. Önce konuşacak mıyız yoksa şarkıyı mı okuyayım? Şimdi oğlum, sen nereden geldiniz buraya, siz nereden geldiniz? Orta Asya. Köken orası. Nasıl geldiniz? Arabayla. Ben arka koltukta oturuyordum. Annem ön koltukta, babam şoför mahallinde. Daha sonra bir araba adama çarptık. Adamı bagaja koydu annemle babam. Buraya gelirken. Daha sonra Sarayburnu'nda adamı atarlarken cebinden tabii cüzdanını aldılar. Sonra hep beraber buraya geldik. Niye sus diyorsun anne orada? Sen küçükken kaç yaşındaydın? Yani geçen sene. 3. Alkışlar mıyız lütfen? Oynama çocuğum. Çek yavrum oradan elini. Aslında evde bülbül gibidir fakat buraya gelince demek utandı. Sen hiç karnıbahar gördün mü Emrah? Bahar gördüm de karnıbahar görmedim. Karnını göremedim. Amerikalılar eskidi bunlar Türkiş kovboylar. Şimdi şurada geldi onların hediyeden almaya. Hey çocuklar, Hüsnü. Nasılsın? İyisin değil mi? Hüsnü acayip iyi. Sıra geldi oyuncaklarımızı almaya. Hazır mıyız? Melis, Gökhan, hazır mıyız? Simay, kalk. Kalk, 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 kalk. Kalk. Kalk, kalkmayalım biz alalım. Gidiyor önce de fırlayın. Hadi bakalım, fırlayın.
Kot kumaştan yapılmıştır kovboyun donu. Erkeksiniz birey birey çıkın karşısına. Yolunu kaybetti Texas yerine gitti Mısır çarşısına. Kurşunla bir doları tam 60 metreden gelmekte. Kovboyun bu gereksiz huyları sülalesinden gelmekte. Allah kahır bela ent haylanet olsun. Türklerden de kovboy çıktı haydi hayırlı olsun. Harika ya. Harika. Oradaki çocuklardan şimdi yazanlar var. Yazanlar vallahi var. Vallahi tabii. Ya ne pişmanım bugün size şey yapmadığıma, beraber gelip sizle konuşmadan sarılmadığıma falan çok pişmanım diyen. Ama tabii çocuk yani. Oldu. Koca adam oldular tabii. Tabii koca adam oldu. Yazıyorlar şimdi. Biri CEO olmuş. Bugün oradalarmış. Barış Manço'yu da rahmetli almış olduk. Evet. Çok, çok. Çok güzel. O hangi dönem? Tam olarak hatırlıyor 95. musun? 90. Yani 5. ikinci, üçüncü albümü falan çıkmış değil mi o dönemlerde? 94, tabii, 95. 95 bile değildir belki. 94 filandır. Turkish Cowboy. Turkish Cowboy. Üçüncü, dördüncü albüm falan. Üç ya da dört. Dört. Çok güzel. Evet. Biz şimdi İsmail'in, yani ilk versiyondan bahsediyorum, klibinde Ata Demirer oynuyor zannettik. Ama o klip değilmiş her şeyden ya önce. O, klip, oynuyor ama klip değil. Klip evet oynuyor. Evet, bizim, o Ata Demirer. O zamanlar ama. Aslan Öncü müydü? Aslan Öncü ve bizim... Aslan Öncü ile beraber sunduğumuz bir program vardı. Evet. Eğlence Sırası Tam diye Star TV'de. Bu binada yine. Evet evet bu bina. Bina. Evet. Yok Yunus Emre de çekiliyordu o. Ha belki dışarıda. Doğru şey Bakırköy Yunus Emre. Tamam, Bakırköy Yunus Emre sahnesinde çekiliyordu. O o programa konuk gelmişti Ata. Yani konuk da gelmedi pardon. Biz o arkadaş programa, olarak. Arkadaş olarak geldi. Sizin sınıf arkadaş bizim, mı? Oradan okul arkadaş. Arkadaş. Okul arkadaşımız okul zaten. Çok da iyi arkadaşımız ayrıca. Ve o program sırasında Cumhur abi. Evet. Cumhur evet. Atalay. İsmail şarkısında öyle bir kareografi yaptık. Evet. O an stüdyoda yani. O şekilde. Hatta da hazır şortla mı gelmişti? Ha yok canım. Biz özellikle gelmesini istedik. Beraber bir şeyler yapalım diye. Tamam. O da hazırlıklı gelmiş. Sürme bile çekmiş. Yani sürme bile çekmiş. Yani sadece İsmail de değildir. Atanın oynadığı böyle klip halinde klip gibi çekilmiş iki parça vardır bu aslında. Bu Turkish Cowboy'ların arasında da bir gazel var. Onu da atan ata. Turkish Cowboy'da Turkish Cowboy'daki gazeli arasındaki okuyan gazeli atadır. Okuyan da ata. İsmail'deki atadır. Aynı zamanda bizim Dozer Abuzer diye bir parçamız vardır. Dozer Abuzer'de da oynamıştır ata. Evet. Bak onları da ben bilmiyordum mesela. O klip onlar, da doğru. Onlar da stüdyo klipleridir. Yani klipleri. Klip gibi çekilmiş. Yani o klip o zaman zaten öyleydi. Klip yoktu. Yani, eğlence programlarından klip çıkarıyorlardı. Size kulisleri anlattım. Yani benim oğlana sizi dinletirken ki siz daha bu albümü çıkartmamıştınız. Böyle nostalji yapıyorum. Bak oğlum biz bunlarla eğleniyorduk. Böyleydi böyle falan. Bir baktım. Ana Ata Demirer'di bu. Yani şeyden YouTube'dan seyrettirdim çocuğa. Ben de ilk defa orada görmüşüm. Evet. Onun için sordum ama ondan sonra röportajınızı yakaladım. O klip değil diyorsunuz. Değil. Şimdi anlattınız o zaten. O zaman da zaten tamam. Şey de yapıyorduk. Skeçler de yapıyorduk biz o program evet. İçerisinde. Küçük küçük skeçler. Hani skeçin yanında da hani ufak ufak da şeyde yani klip şeklinde de sunuyorduk o programda. Şimdi siz aslında grubu kurduğunuzda bayağı bir kişiydiniz. Evet, bayağı. Ezel de vardı, Ufuk Yıldırım da vardı, Ercan Saatçi de vardı. Evet. Murat Uzunal vardı. Murat Uzunal vardı, Sertaç Demirtaş vardı. Gökhan Emrah Selçuk. Sonra ufak ufak bölünmeler oldu, Ufer oldu, Ufuk Yıldırım, Ercan Saatçi oldu. Ördeğin onlar da bir şeyler yaptılar. Evet. Belki bu kadar ses getirmediler, haddimi aşmayayım ama getirmediler yani. Getirseler de devam edelim. İki onlar ayrı, sonra biz dört kaldık. Sonra Sertaç'tan ayrı. Sertaç mı ayrıldı? Sertaç ayrıldı. Tabii ayrıldı. Ondan sonra biz Gökhan, ben Emrah olarak devam ettik. Şimdi bu arada Sertaç ayrıldığı zaman, özür dilerim. Rica ederim. Kendimle ilgili bir şey söyleyeceğim. Sertaç ayrıldığı zaman Gökhan bana sen gel dördüncümüz ol demişti. Ha. Yani benim sen gruba... Sen hep zaten sonradan gelmedi biliyorsun. Ben hep varım ya hani. Yani gruba girme hikayem o zaman başlamıştı. Ben ama o zaman olmadı bir şey oldu. Ya arkadaşlarımız aslında 92 senesinden beri var. Yani o kadar lanet gitmeyen bir adam. Aslında absürt bir şey yapıyorsunuz ama altta konuştuksa ne kadar ciddi bir durum olduğunu da anlıyorsunuz. Yani. Biz eleştiren miyiz? Hayır ciddi bir şey var altta yani. Hani buna kafa patlatan bir ekip yani, var. Çok boş saçma şarkılarımız da var. Var buna gülüyoruz ama biz saçma boş olmasına. Ama içinde bir şeyler anlattığımız, Türkçe sözlü, biraz sonra söyleyeceğimiz. Göndermeler olan da var. Biraz sonra bir tanesini söyleyeceğiz. Çok ama söyleriz. İsmail mesela bir şey anlatmaz. Eğlence şarkısı. Peki grup niye bölündü? Çok detaya girin diye söylemiyorum ama niye bölündü? Bölündü. Çünkü evlilik gibidir gruplar. İlk 7'den 4'e inişini falan mı diyorsun? Evet. Onları Emrah'la Selçuk anlatsın. Şimdi ilk albüm. Buyur. İlk albüm. Hadi dinliyorsun. Anla. Ortaya konuş. Ortada kalmasın. İkisini birleştirdim senin programda. Ortada kalmasın. Fazla geriye gitme ışıklar abi. Şimdi ilk albümden sonra oraya bakmıyorum bak çok ciddi. Anlatacağım ona göre. Anlat. Tamam ciddi bir şey. İlk albümden sonra...
Tabii bu kadar satacağını beklemiyorduk albümün. Yani çok fazla sattı ve birdenbire de hop bir dakika neyin içindeyiz falan olduk biz şimdi. Bu durumda tabii bizim un kapanıyla o zaman un kapanıyla bağlantımızı yapan Ufuk'a gelecek ya ondan o bağlantıyı yapan insanların başında Ufuk Yıldırım vardı. Tamam. O bizden daha önce un kapanı piyasasının içine girmiş. Bir de Barış abiyle de o zamanlar çalışıyordu. Tabii Barış da çalışıyordu Ufuk Ajda'yla, Kayahan'la falan filan hepsiyle çalışıyordu. O yüzden bu albüm bu şekilde yani Ufuk'un o un kapanın piyasasının içinde olmasından dolayı zaten oraya taşındı. Çıktıktan sonra da tabii böyle bir şey olunca birdenbire hadi bakalım ne oluyoruz şimdi ne olacak falan filan deyip biz bir beklemeye başladık. Haber beklemeye başladık. Kimden? Ufuk ve Ercan'dan. Tamam. Neden? Çünkü onlar oraya taşımıştı albümü. Tamam. Dedik ki hadi bir bağlantı olur herhalde herkes bir şekilde bir hakkını payını alır. O grup devam edecek mi oturulur konuşulur falan filan. Hatta grup da yok orada da nasıl gruplaşacağız onu konuşmamız lazım. Bir isim yok ne diyeceğiz bunları daha bekliyoruz. Baktık ki haber falan yok dedik acaba farklı bir yere mi gidiyor mevzu. Sonra bir aktüel ve tempo röportajları gördük. Biz Ercan Saçı ve Ufuk Yıldırım'la ilgili o ikisinin yaptığı. Sonra baktık ki de o röportajlarda dergi röportajlarında. Sanki bütün albümü onlar yapmış gibi anlatmışlar. Hani biz ortada yokuz çok. Biz vokaciz. Ve öyle göstermişler. Gökhan'la bunu haber verdik. Yani dedik ki böyle bir durum var. Bak hani işler çok bizim hayal ettiğimiz, düşündüğümüz gibi çok arkadaşça falan gitmiyor. Bunun falan Gökhan dedi ki ya bir şeyler olur. Hani biraz daha bekleyelim bilmem ne. Çünkü hep iyi niyet, çok iyi niyetli var. Bir adamdı Gökhan'da. Hep karşıdan olumlu bir şey bekledi. En son yani biz ufak ufak albüme girmiştik. Gökhan hala katılmamıştı. En son bir gün Star TV'yi açtık. Star 1 Türkiye'nin ilk renkli televizyonu değil mi? Ben bak reklamı da yaptık. İlk özel televizyonu. İlk özel televizyonu. Magic yani. Box evet. Oradayız. Orada stüdyodayız. Açtık. Bizim parça çalıyor. Ercan arkada Ufuk. Playback bir durum var. Ama Gökhan okuyor. Yani Ercan Gökhan'ın sesinin üstüne playback yapıyordu. Yani, modern milli vanilla olmuş. Hani şimdi bunları anlatmalı mı anlatmamalı mıyı çok düşünmüyorum. Çünkü bu hakikaten iyi bir hareket değil ya. Yani, anladım bir kırgınlık bu, var ben yanlış bir yere temas ya, etmişim galiba. Yok estağfurullah canım ya kırgınlıktan. Hayır ben şeyi bekliyorum 7'den 3'e ne kadar da gelecek. Çok üzüldüğüm yere ara vermek zorunda değil. Tamam. İstersen cümlenin devamını getiririz. Hatta bir şarkıyla da başlarız belki. Tamam. Ne olur. Yani dediğim gibi bir kırgınlık olduğunu bilmiyordum ama hani yanlış bir yere temas etmiş olabilirim. Kusura bakmayın. Açtığımız için bu konuları ama en azından bir açıklığa kavuşturmuş olduk. Evet. Hangi şarkıyla başlarız ekrandan sonra? Monaco'luyum. Bu izdivaçları falan konuşmuşken Monaco'luyum diyelim. Çünkü Monaco'luyum tamam. Bir sanal dünya ve televizyon dünyası eleştirisi var. Kısa bir aradan sonra buradayız. Gülüm 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 g
lira olmadı mı? Telefonla gönülden bağlı. Seviyor onu büyük bir aşkla. Ne savaşlar oluyor bitiyor da bizimki hala kendi kıraşta. Profil devamlı denişiyor ama kendimizi deniştiremiyoruz. Sanalda her po paylaşıyoruz da hayatta neyi paylaşamıyoruz. Çiğ gövdeler vercim gibi arsa miskin kralını dinler. Ortamlarda bir bambaşka tenis pop jazz belgesel. Demo yapmış kendini kınalı kuzum demo yapmış deli gibi çağlar. Bak yine Şakiram sarı bağlanlar. Haydim söyler kakamalar. Telif doğar. Yok. Öztürk Serengil'in lafı arkadaşım, ona da vereceksin telif. Bu da kadar. Ha? Okay. O kadar uzun. Şöyle bir durum oldu. Bu şarkının başında Offside Osman değil mi? Evet. Offside Osman filmindeki mahkeme sahnesindeki Sadri Alışık'ın konuşmasını parçanın başına koymuştuk. Tolga'cığım mikrofonu bir yukarı alalım. Hemen alayım. Parçanın başına koymuştuk o sahneyi. Fakat şirketten ve bir yerlerden izin alamadık. Sahneyi değil de o konuşmayı. Tamam. Bu da mı gol değil be falan. Evet falan. O filmden o, sahne. O uzun evet. Sahnenin o konuşmayı başına koymuştuk parçanın ve çok güzel olmuştu. Çok istiyorduk. O bir nevi bir saygı duruşuydu. Alamadık. Eyvallah. Alamadık. Evet. Şimdi bir şey soracağım. Bu çok önemli bence bir şey. Mutlaka şimdi erken nesil anlıyordur. Yani erken derken bizi kastederek. Erken. Öyle hani yeni nesil, erken nesil derler ya. Şimdi siz yeni nesli de yakalamışsınız abi. Şimdi eski jargona zaten hakimsiniz. Çünkü o sizin zamanınızda. Ama bu zamanı da yakalamışsınız. İçindeyiz biz de dışarıda. Yani ama yok ya. Yani ben mesela şu anda çocuklarımla, kendi çocuklarımla konuşurken biraz şeyi fark ediyorum yani. Ufaktan ufaktan kaçıyor. Evet. Ama siz yakalamışsınız onu ya. Bu beslenmek için bir şey yaptınız mı bu konularda? Hani hakikaten. Yok yani gündelik yo, yaşantıdan. Yani kendi kraç da bir değişiyoruz. Görüyoruz. Yani, görüyoruz yani. Biz de kendi kraç oynuyoruz yani. Hani oynarken. Yok canım kendi adına yok, konuşuyor. Kendi adına konuş aynen. Kendi diyorum yani. Kendi kraçımı oynuyorum diyorsun. Evet. Ha, anladım. Yani evet. Emrah'ın hep söylediği bir şey var yani telefonda oyun oynarken ve bir şeye bakarken direğe çarpan insanlar gördüğümüz için. Abi canım. Onları mesela, söylemesek olmaz otobüse yani. Otobüse bindiğin zaman zaten hepsini görebiliyorsun. Ya bir kafeye girip hiç. Oturuyorlar 4-5 kişi. Gerçekten hepsi hepsinin gözü telefonda, hepsinin telefonları açık ve birbirleriyle konuşmadan oturup o kafede zaman tüketip kalkabiliyorlar. Bunun ya. en acıklı tarafı var abi. Ya alışveriş merkezinde mesela yan yana geçip neredesin diyenler var. Tabii. bunun en acıklı tarafı çocuklar üstünde. Ben şöyle bir sahne gördüm müzik yapmaya gittiğimiz bir yerde. Çocuklara özel masa ayırmışlar. Salonun arkasında çocuklar oynasın diye. Böyle yuvarlak bir masa. Etrafında çocukların hepsi oturmuşlar masaya. Hepsi tabletleri koymuş. Tabletten oyun oynuyorlar birbirleriyle. Tabii. Hepsi. Aynı IP'den. Hepsi aynı böyle. Bak hepsinin kafalar böyle. Hepsi böyle birbirlerini görmeden belki de çocuğun hani Kemal diye yazıyor ama hangisi Kemal bilmiyor belki.
Yani öyle Kemal hanginiz falan yok. Ha, öyle bir durum var. Bu acıklı bir şey yani. Hani sokağa çıkmamak, çok kötü bir şey. Sokağa çıkmamak, aktif oyun oynamamak verimlilik açısından çok kötü. Verimlilik açısından iyi değil. Yani sanatı en çok besleyen şeylerden biridir aktif hayatta olmak. Aktif değiller. Peki nasıl yani? Sadece online. Yetişkinler de aktif değil. Hayır ama çocukları yetişkinler sonuçta yetişkinler. Biz bir şeyi geçirmişiz artık o bizi çok değil en fazla başına takılır. Bizden bahsetmiyorum bizden olmaz o zaten. Yetişkinlerde de kötü. Biz oralara gelemeyiz de yani şimdi genç olanlardan bahsediyorum. Yetişkin dediğim 18 üstü. Onlar da aktif değiller. Ebeveynlerde de suç var. Mesela eşinle mesela bir şey konuşmak istiyorsun. Gidiyorsun tabii, hemen. Oyalansın diye tableti önüne koyuyorsun. Biz koyuyoruz. Yemek yesin diye evet, oyalansın. Oyalansın diye. Hep biz yapıyoruz. Yapıyoruz. Kolaycılık yani. Yapıyoruz. Aslında suçlu yalan da değil. Doğru söylüyorsun. Evet, çok da doğru söylüyorsun. İstiyor. Bu şey nasıl abi? Süreç nasıl işliyor sizde? Mesela bir şarkıyı biriniz yakalıyorsunuz anladığım evet, kadarıyla. Biriniz herhangi biriniz. Aynen. Abi buna bir şey olur mu diye mi başlıyor yoksa evet. Biri bir şey bir malzeme getiriyor devamını mı getiriyorsunuz? Nasıldır? Aynen, belki de yoktur. Aynen anlattığın gibi yani oluyor. Birisi bir bölümden başlıyor. Oturup da hani... yani sen bence başla. Formülü çözmüşsün. Oturup da bize hadi yazalım olayımız yok. Kesinlikle olmuyor bir olmuyor oturup. Bir de yani öyle bir şey. Yani bu var. Albümü çalışırken 6 sene sürmesinin sebeplerinden biri de oydu. Diyorduk ki hadi çocuklar yani albüm bitmesi lazım. Perşembe toplanalım. Tamam toplanalım. Herkesin şu şarkıyı bitirelim. Bir şarkıya başlanmış tamam. Bitmemiş mesela. Bitirelim. Kesinlikle o şarkıya bir kelime yazılmıyordu o gün. Toplanalım diye toplandığımız gün. Şimdi ben amatör ruhla herhalde 15 yıldır falan müzik yapıyorum. Enstrüman çalıyorum. Amatör ruhla. Gitar çalıyorsun değil mi? Gitar çalıyorum evet. Ve bir rock grubunun içinde çalıyorum. Yıllarca sahneye de çıktım. Hani biraz önce bir örnek verdim ya. Grup işi evlilik gibidir diye. Yani biz de kavgalar patırdılar ki profesyonel olmadığımız halde, bu işten para kazanmadığımız halde çok geçirdik. Badireler atlattık falan filan. Ama şunu gözlemledim ki imece usulü bir beste yapılmıyormuş. Yok. Onun yok, için özellikle evet, hani evet. Benim de gustom olduğu için sordum. Yani birini bitirir zaten. Diye. Genelde beste imece usulü çıkmıyor da söz öyle çıkıyor. Söz. Yani ben bir kıta yazıyorum. Devamını bir kıta yazıyorum. Mesela? Emrah Selçuk evet devamını getiriyoruz. Aa, eyvallah. Evet. Bak, bir de mesela şöyle de bir olayımız var. Hani hadi oturalım da söz yazalım olayı değil de oturup bir kafede oturalım bir anda. O zaman oluyor. Aa, gülmeye yani. Başladığında tamam çıkıyor hepsi. Eğlenmek için toplandığımızda çıkıyor. Hadi öyle, iş yapalım diye toplandığımızda yani, çıkıyor. Yani. İş gibi bakılacak bir iş yapmıyorsunuz yani, zaten. Yani. Bir de bizim sözlerde şöyle bir durum yok. Kişisel bir aşk muhabbeti anlatmadığımız için. Yani genel bir konu anlatıyoruz. O konuda hepimizin fikri olduğu için hepimiz hoşuna giden, dalga geçeceği konuyu hemen hepimiz sokuyor. Hepimiz hayat içerisinde ayrı ayrı gördüğümüz şeyler var, konular var. Olaylar yaşıyoruz. Şimdi hani kelime anlamıyla söylemiyorum ama anlaşılsın diye söylüyorum. Belki size soranlar da vardır. Ciddi bir şey yapmayı düşünüyor musunuz? Zaten ciddi bir şey yapıyorsunuz. Bakın kelime anlamıyla sormuyorum. Ama bunu soranlar var mı? Normal şarkı demek. Ha, absürt bir şey değil. Yani. Normal şarkı. Tamam. Normal şarkılar albümlerin içine soktuğumuz bir iki tane oluyor. Ama vitamin olarak normal bir şey yok. Albüm yapamayız. Ya mesela ben vitaminin kendi kasetleri. Selçuk yaptı. Ben vitaminin solo kendi... albüm yaptı. Gökhan yaptı. Biliyorum Gökhan'ın yaptığı. Ben vitaminin kendi diliyle pop parça yapması taraftarıyım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Deminki nakarat. Bizim aslında biraz önce yaptığımız diye CD'nin içerisinde cız var. Cız mesela ama normale yakındır. Ama hep albümlerde bir tane iki yok, tane. Vitaminin diyorum. Mesela İstanbul'dan mı? İstanbul'dan ortak. Vardır. Evet. Tabii. O Tolga'nın parçası. Gökhan'ın İstanbul'dan vardır mesela. Kimin olduğu önemli değil. Albümde var. Hayır. Yani vitaminin ortaklaşa bir pop parçası yapması taraftarıyım diyorum. Ortaklaşa pop parçası geçiyor. Yapılmaz ama. Yok, orada ben CES'e katılıyorum. Ortaklaşa pop parçası olmuyor. Yani zorlama olur. Var. Çok adamlar şey bayağı toplantı yani. Yapıyorlar. beni de bunu bıraktılar falan. Bayağı toplantı yapıyorlar. Ama sen kaçın. Sizin diyorum ki albüm kapakları geçiyordu bir yandan da. Nerede? Hani onlar da bize kapak olsun. Evet kapak olsun diyor. Dünden bugün. Şuraya geldi sizin. Bak burada inleyen nameleri söylerken bak. Ha tabii. Vay. Güzel. Evet, bu fotoğrafları çeken Fethi Karaduman'a. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Çok eğlendiğimiz bir adam bak, çünkü. Bak mesela ben buna şey. Bu eski. Değil mi? Eski bu eski. Bir tane de yenisi bundan var. Bundan yeni evet. Bunlar hep eski. Bunlar hep eski. Bak bu hangisi mesela? Bu burada. İkinci var. İki mi? Orada herkes var. Uyandık desene. Turkish Cowboy'un şeyi. Turkish Cowboy'un. Aa şimdi tamam o tarafa bak diyorsunuz ama adam orada kameranın önünde durduğu için bakamıyor çocuk ondan. Ha tabii. Evet açık. Ne güzel. Ha. Bu kamera yeni mi bu? Yeni. Modeli de bunun. Evet. Şey de short da güzel. Evet. Ben yine döneceğim. Ya. Benim profilim güzel. Ya fena fark etmez. Evet, bak bu resim çok burada, önemli. Evet. Bu resimde durma şansımız var mı? Bir önceki. Okey. Olan. Gelmesini bekliyorum. Benim tamam. Hale bak. Peki orada dururuz en azından. Tamam okey masası olan. Çünkü orada bir şey var. Bir espri var. Tabii benim. Var.
Aslında bir mesaj var. Hani onu anlatmaları için o fotoğrafı gelince bir duralım lütfen. Bu değil bundan sonraki. Bir sonraki evet. Oradaki geliyor mesaj... oraya. Durdum. Burada. Evet bu. Buradaki her zaman söylediğimiz bir şey var. Biz hep dört kişiyiz. Evet. Burada da bir konsept var orada. Yani okey. Üç kişi oynanan bir oyun değil. Ya. Dört kişi oynanan bir oyun. Ve biz orada ve orada dördüncü bir ıstaka var. Evet. Orada Gökhan'ın ıstakası. Yani orada Gökhan'ı görmüyoruz oynayan. Fotoğrafı çeken Gökhan yani şu anda burada. Gökhan'ın çok rica etsem oradaki KJ'yi bir alabilir miyiz? Orada bir tarihler var. Tarihler var. Evet. O evet. Çok öndeki ederim. Istaka. Doğum yılı Gökhan'ın. Gökhan'ın ıstakasında doğum yılı ölüm yılı. Ölüm yılı. Kan ekranı haline getirebilirsek. Tam orada 8'i de yan yaptık ki sonsuzu göstersin. Bir de onu zoomlasak mı acaba? Birazdan geliş. Evet. Bir yeşil mi versek? Offset kamerasından bakalım. Abi sizi isterseniz rejiyi alalım. Alalım. Al. Biraz daha gelecek zaten. Görebiliyor musun? Şu anda izleyenler görebildi mi mesela şimdi onu sizce? Şuradan bak. Orada. Allah görünüyor. Görünüyor yani. O televizyonda gözüküyormuş. Lan, anlayamadım. Tamam ben. Anladım. Peki orada doğum ve ölüm tarihleri evet, var. Evet. Evet. Okeydi. Evet, öyle bir şey var. O pullardan taşlardan yapmışsın. Yani dördüncü. Ve sonsuz. Evet. Sonsuz. Özellikle bu hani şeyi göstermek istedik. Onun için bu fotoğrafı durduk. Teşekkürler Reji'ye. Ya orada hep şöyle bir şey var. Reji çok sağ ol. Teşekkür ilgili, ederiz. Benle ilgili de bana da bağlanan bir şey o. Yani Gökhan'ın yerine bu arkadaş mı geldi? Hatta daha şeyler de oluyor. Bu mu geldi? Falan. Ya sen silik bir tip de değilsin ya. Hatırlatacak bir adam da değilsin. Kimsin sen ya? Kimsin ya? Kimsin de Gökhan'ı? Kim koydu buraya ya? Hakikaten ha. Sen nereye geldin? Yani Gökhan zaten bir yerde değil. Beraberiz yani. Yanımızda. En son yanına birazdan geldik Gökhan'ın yani. Klibini izletelim hakikaten izleyenlerimize. Gelmedi. Biliyorum abi sen hep oradaydın zaten. Vallahi ben biliyorum. Hayır sen biliyorsun da biz... Ben bu resme girerken en büyük korkum buydu. Gökhan'ın yerine mi geldi? Hayır abi ne alakası? Ama sorulacaktı ve soruldu. Allah'tan anlatabildik. Hatta gitmişler uzun saçlı birini bulmuşlar herhalde falan filan diye. Tabii tabii nereden bulmuşlar tabii. Yani ben dedim ki ya beni bırakın. Bu adamlar dedim izin verir mi böyle bir şeye? Ya biz hadi beni geç. Ben hadi biz aradan fırladım. Gökhan ilk teklif eden Gökhan'dı zaten. Allah rahmet eylesin. İlk Gökhan teklif etti. Yine önce. Kabul etmedi. Biz dedik yine etmedi. Kabul etmedi. Ya parada anlaşamadık bir türlü. Tek taş aldık. Tek taş. En son Gökhan'ı rüyanda görmüşsün. Ya evet bu bir ay içinde iki kere gördüm. Uzun zamandır görmüyordum. Bir iki yıldır görmüyordum. Onun o uzun zaman sonra albümden sonra daha doğrusu ilk defa gördüm. Bir ay önce. Ve çok mutlu gördüm. Ve de kardeşi Gökhan'ın kardeşi Duygu'yla arka arkaya gördük. Tam böyle gece Duygu'yla mesajlaşıyorduk. Duygu bana Gökhan'ın rüyasında gördüğünü ve çok mutlu olduğunu söyledi. O gece ben uykuya yattığımda ben de gördüm ve çok mutluydu. Fakat konuşmadık. Saçları falan çok güzeldi. Aynı hep hiç yaşlanmayacağı için o işte yani bildiğimiz Gökhan. Çok mutluydu ve geçen hafta bir daha gördüm. Bu sefer ilk defa konuştum rüyamda. İlk defa. Neredesin sen dedim. Gelsene geçsene oğlum dedim yerine. Böyle güzel yavaş ver dedi. Takılın yaptı. İlk defa konuştum. Böyle güzel dedi. Keyfi yerinde. Üstünde de çok meşhur şeyi vardı onun böyle. Kırmızı. Cesede gidin demiş değil mi hatta? Tabii tabii. Cesede gidin çocuk şey. Tabii. Sağ olsun. Kırmızı ceketi mi vardı? Kırmızı bir gömleği vardı onun. Ekoseli siyah çizgili böyle. Çok hepimiz biliriz. Onlara söylediğimde hemen hatırladılar. Hemen hatırla. Oduncu. Köylü kolye takardı ya bu. Oduncu aynen. O da üstündeydi. Kıvır kıvır saçları çok güzeldi. Bir sarılışım vardı anlatamam. Kriz geçirdim sarılırken. İlk konuşmadığımız rüyamda. Ağlaya ağlaya kriz geçirdim. Neredesin sen? Rüyamda biliyorum çünkü gittiğini. Görünce böyle şoka girdim ama ikincisinde konuştuk ilk defa. Güzel, çok keyifliydi. Evet. Yani o ara vermemizin de en büyük sebeplerinden biri bu. Espri yapamadık artık. Peki bıraktığınız gibi buldunuz mu müzik piyasasını? Nasıl dinamikler değişmiş olabilir abi? Olabilir mi? Çünkü geçen röportajınızda özellikle bu YouTube'daki kliplerin tıklanma oranları üzerine bir konuşmalarınız var. Evet. Birkaç isim de belirtmişsiniz. Böyle bir şey olabilir mi? Dünyada böyle bir şey yok diyorsunuz. Kendinize göre bir formülize etmişsiniz olmamasını açıklamışsınız. Neler değişti abi ya bunu göre? Herkes de biliyor artık. Tamam. Yani bunu biz ortaya çıkarıp bunu deşiyor değiliz. Ama ben 20 milyonun üstündeki rakamlara çok inanmıyorum. İnanmıcı gelmiyor. Yani çok nadir şeyler hariç. Hani bir tane hani bizim o zamanki Mirkelam'ın çıkıp patlayışı vardı ya. O zaman YouTube her olsaydı gece. Her gece haberlerde. O zaman YouTube olsaydı Mirkelam 20-30 milyon seyredilmiş, 50 milyon seyredilmiş olsaydı inanırdım. Ama şimdi ben birisi seyredeyim. 50 milyon, 60 milyon. İsmi ilk defa görüyorum. Şarkıyı ilk defa duyuyorum. Ben
muhasebeci değil veya orada burada müzikle uğraşmayan bir adam da değilim ki. Müziğin içinde olarak duymamışım. Nasıl kim yani bunu izleyen? 50 milyon 60 milyon. Bazıları 110 yani bunu, milyon ya. Peki ne 110 işe yarar milyonlara 120 milyon. Hani tersten milyonlar. Bakalım ne işe yarar? Senin tıklanman fazlaysa ne işe ego. Yarar? Hakikaten ego. Ego. Ha. Ego yani öbürüne... Daha çok konser mi gelir, adam organizatör ona mı bakar? O da var. O kesinlikle bakılıyor. Yani menajer şunu gösteriyor. Bak çok tıklanmış. Menajer şunu gösteriyor. Bak diyor sana şunu getireyim diyor. 70 milyon diye şeyi var. Tıkı var diyor. Tıklamışlar diyor 70 milyon. Ya be. Bu diyor gider diyor. Burada gider diyor yani. İşin komiği ne biliyor musun? Ne abi? Şöyle bir hayat, bak böyle hayatlar var. Şimdi bu camia böyle. Hı. Hayatlar şu. Müzikle ilgili değilsin. Evet. Ama isimsin. Ya da bir şekilde isim olmuşsun. Yani pompayla. Tamam. İsimsin artık. Ama müzikle hiçbir alakan yok. Ama şarkı söylüyorsun. Ve sürekli bir koşuşturmacan var. Sürekli etrafında birileri var. Sana iyisin, of acayip falan diyorlar. Sürekli bir gazlar var yandan, sağdan soldan. Ve gerçekten müzikle hiç alakan olmadan, müziğin içinde, müzikten para kazanarak böyle bir hayat yaşıyorsun ya. Ya ona para ben şey örneği verdim ya hep. Ve sürekli bir yerlerdesin ve sürekli kendini önemli sanıyorsun yani. İşte benim onunla ilgili... Böyle hayatlar var. İnan ben hayretle bakıyorum. Ondan sonra o hayatlar fos olur. Yani hayretle hiç bakıyorum. Meraklanma. Onunla ilgili benim bir tespitim var. Yani insan bunu büyüyünse nasıl kaldırır ben anlamıyorum. Ama tabii para mara gelince işler değişiyor. Değişiyor. Maddiyat. Dünyada hiçbir yerde olmayan bir meslek, bir durum var bizde. Dünyanın hiçbir yerinde müzisyen olmayıp şarkıcı olan birisi yoktur. Şimdi ben bunu hep şeye benzetiyorum, özür dilerim. Tabii, ben diş doktoruyum ama tıp okumadım. Hiçbir farkı yok. Mesleğinde iyi misin? Hiçbir farkı yok. Yani tıp okumamış bir diş doktorunun altına yatıyorsanız o koltuğa o zaman o adamı dinleyebilirsiniz yani. O öyle bir şey yok. O zaman albüm bile yaparsın. Tabii. Doktor plakçıysa yani bir de. Diş doktoru kıllı bir abimiz var. Allah'ım ya. Nereye geliyor laflar Allah'ım. Böyle ya. Vallahi böyle. Abi böyle hakikaten güzel ya. Evet. Niye doktor deyince mi aklına geldi? Sana şöyle enteresan bir şey söyleyeyim. Bak enteresan bir şeyse benim bir ara adım komik aranjöre çıkmıştı. Komik aranjöre çıkmıştı bir ara benim adım. Komedi dansçısının albümünü de ben yaptım. Evet. Yaptın mı? Yani hayır. O zaman komedi dansçısı tabii aranjörlerini ben yaptım. Ciddi mi söylüyorsun? Tabii. Ya bir ara komik aranjöre çıktı. Grup vitaminden dağılan Sertaç'la Murat Uzunal'ın albümünde de 3-5 şarkının aranjesini de yapmıştı. Var yani. Hakikaten varmış ya. Yani. Yani sıkışan adam bile gidiyor. Tabii biz komik bir şey yapıyoruz ya. Vay be. Öyle oldu yani, bir ara. Şimdi öyle bir şeye girdik ki ben unuttum ne soracağım size ya. Dur gelecek şimdi. Boş ver işte yalan hayatlardan bahsediyoruz abi. Onu söyleyecektim. Şimdi bak çok güzel. Bizim ülkemizde aslında çok şaşırtan şeyler var. Bizim ülkemizde mesela dublaj sanatçıları çok iyilerdir. Çünkü sadece bizim ülkemize özgü olduğu için. Çoğunlukla mesela sinema filmlerinde falan dünyada çok örneği yoktur. Hani kendisini konuşmayan adamlar. Evet. Ben hep bunu söylüyorum ama bu benim gustom. Yani siz de müzisyen olduğunuz için sizin gustonuz aslında. Bizde popüler müzik yapan ve müzik altyapısı olmayan onlarca yüzlerce ve bu işten çok para kazanan, çok popüler olan, peşinde çok takipçisi olan insanlar var. Dünyada bunun bir örneği de bence yok. Yok. Adam şarkıcı. Ama bir şey diyeceğim yani bu arz talep meselesi ise bunu yapacak bir şey de yok. Ben şey buna da bir inanmayan şey yok. Adamlardan arz talep de biriyim. Değil bu. Nasıl abi? Bunu istiyor abi, ya kesinlikle katılmayan bir adam. Abi konserleri full gitti. Şirin dalanıyor ama bedava işte. O konser. Bedava sen versene 50 milyon lira biletli konser. Eskiden öyleydi. Şu 30-40. Bedava belediyenin festivali. İki tane kapak getir konsere gir. Şu 40-50 milyon tıklanan arkadaşlar bir konser verseler de 50 lira giriş olsun. Hadi 50 milyon. Kapıya 50 lira giriş koysun. Aynen. Bir görelim bakalım kaç kişi geliyor. Zaten onu şeyden öyle anlıyorsun. 100 milyon, 50 milyon, 50 milyon izlenmiş. 20 bin, 30 bin beğeni var. Kültür meselesi abi. Ben açık söyleyeyim. Hani ben müzikle yoğrulan bir aileden hani geldim. Hani hiçbirimiz profesyonel değiliz. Ben dahil olmak üzere. Ama babam da müzik yapmış. O da falan filan. Bizde üretimi olmayan adamın plağa girmezdi. Evet. Yani mutlaka ya bestesi ya güftesi ona aittir. Bizim gustomuz böyle. Üretim onda üretim yoksa ben mesela hatta geçenlerde başka bir kanalda bir laf ettim bana çok kızdılar. Ama çok entelektüel bir şey. Yorumcu adama ben çok fazla müzisyen de diyemiyorum dediğimde bana Nilüfer örneği geldi hemen. Sonra Allah'tan ben erkekler ağlamazı aklıma getirdim. Dedim ki Nilüfer'i yanlış örnek olarak gösteriyorsunuz bana. Nilüfer'in müzisyenliği neredenmiş peki? Erkekler Ağlamaz'ın bestecisidir aynı zamanda. O şarkı. Öyle miydi? Es tabii, geçmişim. Ben de bilmiyorum. İşte aynen. Ama ben o zaman, de es geçtiğim o zaman için iki tane, bilmiyorum. Ama bir dakika ben şöyle sanatçı şey değil o. Demedim. Bak çok dikkat edin. Sanatçı ayrı bir şey. Estağfurullah ben başka bir şeyden bahsediyorum. Bravo müzisyenlikten bahsediyorum. Ama bir tane tek bestesi ise
yine var, yine müzisyenlik olmuyor. Neden müzisyenlik olmuyor biliyor musun? Şunu söyleyeyim ben sana. Müzisyenlik nedir biliyor musun? Nota bilmektir. Yani şöyle bir şey yok. Ben ağzımla beste yapabiliyorum müzisyen. Böyle bir şey yok. Müzik bir ilimdir. Doğrudur. İlimdir ve bir alfabesi vardır. Aynen. Bu alfabeyi bilmiyorsan müzisyen değilsindir. Yani nedir bu? Piyanonun başına geçirdiğim zaman ben seni çalmasam bile kardeşim bana doğuyu göster. Bir tane ünlü ozanımızın söylediği gibi. Ya ne olacak? 9 tane nota var. Ne yapacaksın ki? Allah Allah. 9 nota ne ya? Zaten yani bu müzikten milyonlar kazanan bir arkadaş. Sen o müziği yaparken 9 tane nota daha ne diyorsunuz hani? 9 nota ne? 9 da değil üstelik. 9 da değil. O da yanlış. O da yanlış. 8 de var yani. Ya da 7 de. 7 de yani. 8 bir daha da oya var mı diyorsun? Tekrarı çünkü. 7 de bari. 7 de. 7 olur, 8 olur. Oktava geldi diyorsun. 9 ne yani? O 7 tane notadan yapıyor. Hakikaten çok uzun bir konu. Belki hadsizlik de yapıyorum bazı örnekler vererek ama biz ne zaman ki şunları elimize alıp kartonetleri okuyup müzisyenleri de değerlendirip anlamaya çalışacağız o zaman abi. Kim çalmış, kim aranje etmiş. O bizim devirde bitti. Abi, o devirde bitti. Bak bende var ve ben büyük hastasıyım. Yok. Ben plakları böyle kılıfından çıkartıp pick-up yani pick-up'la dinleyen bir adamım. Temiz, plak yapsanız mı? Aklıma geldi. Evet, plak yapsanız mı? Bu ikinci söyleyen. Plak yapın abi. Evet, olabilir. Yeniden olabilir. Onlara geldi dünya. Olabilir gerçekten. Olabilir. Evet, tamam dijital bir müzik yapıyorsunuz altyapısında ama plak tamam. Ama evet, plak dijitalde de plak çok kullanılıyor. Evet evet. Evet. Ve çok da kalıcı bir şeydir. CD gibi değil aslında asla. Onun kültürü var. Bir var tabii canım. Altın plak yapalım. Altın plak. Evet. Nasıl ya? Kendiniz altın plak mı yapıyorsunuz? Kendimiz altın plak. Altından olsun. Tamam olur. Ne bileyim işte. Ha, çıktı eğlenir. Şimdi paralar bir yerden diyorsun. İşte nerede diyordu çıktı. O zaman paralar nerede dedin ya bak aklıma geldi. O zaman paranın şöyle bir şeyi vardı sanatçıyla. Albümün 300 bini geçerse. Evet. Şirketten para alıyordun. 300 bini geçmezse yok muydu? Kodum yoktu. Var. Yani 300 bine kadar şirketindi. Masrafıydı falandı yani. 300 bini bak rakamlara bak şimdi 100 bin olana bravo hani yılın sanatçısı altın plak veriyorlar. Yo geçen iki sanatçı isimlerini zikretmeyeceğim. Biri 70 bin biri 74 bin olduğu için plakçıları da ortak. Diyor ki o yalan söylüyor, o yalan söylüyor. 4 bin için 70 74 bin. Tabii. Dediğin gibi zamanında İbrahim Tatlıses'ler 300 bini geçmeden altın plaklar alırlarken. Ama bu onların suçu değil. Bu sosyal medya ile ilgili bir şey. Evet. Korsan bile internetten müzdarip arkadaşlar. Bu normal bir şey zaten. Yani o hale geldi yani. Onlar bile ağlıyorlar. Onlar bile ağlıyor. Diyor. Ama şimdi duruldu onlar ya. Şimdi duruldu o. İnternet müzik marketten herkes alıyor. Çok ucuz çünkü. 80 kuruş, 90 80, kuruş bir şarkı. Aynen, albüm 10 lira. Ucuz. Hatta 3-4 albüm 10 liraya olanlar var. Tabii, kampanyalar var. Tabii kampanyalar var. 90'lık boş kaset yok ki şimdi. Taksitle de alabiliyorsun. Parçaları. 14 şarkı var abi. 14 tablet. 14 tablet. Kulaktan bravo. Alınır. Çok güzel. Endoplazmik redikulum kulaktan alınır. Yazılmış zaten. 14 tablet. 8 yeni 6 eski. 8 yeni 6 eski. Eyvallah. O yüzden nostaljik bir albüm değildir. Değil 8 yani. Nostaljik bir albüm değil. 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 Evet, sen sormadan. Değil. Ne dolular. Ne dolular Allah'ım. Monakolu'yu mu az önce dinledik. İsmail İki'yi de dinledik. Birazdan bir şarkı daha. Seviyor zaten evet, albümün 3. şarkısı. Diğerlerine bakıyorum özellikle isim olarak. Bir kere buradaki hani siz göremiyorsunuz ama son harfler hep uzatılıyor. Onun bir esprisi var. Yok peki. Kül bastı. Kül bastı. Bildiğimiz kol bastı. Bravo. Cız en ciddi dediğiniz. Ciddi değil. Normale yakın. Pop şarkısı gibi. Yani içinde bir kıtada espriler var. Yani. Evet. Çok Apache sizin döneminizde yoktu değil mi? Sonradan türedi Apache kültürü. Tabii canım. Bizden sonra. Apache Ayhan var. Emo da aynı şeye geliyor herhalde. Öyle bir şey de var şimdi. Emo'lar var. Emo ne ya? İşte o böyle Apache gibi. Onun bir versiyonu yani. Bir versiyonu. O şekiller şemaller. O şekiller yani işte saçlar yanlar falan. O ne ya? Bak senin baban gibi oldum ha. O ne ya? Ama bayağı para kazanıyorlar değil mi? Dingiller. Dingiller Jingle Bells. Jingle Bells. Dingiller, dingiller, dingil dingiller. 2001'de kaç oldu? Hala dingiller. Dingiller, dingiller, bunlar dingiller. 2000 bilmem kaç oldu hala dingiller. Harika oğlum. Kim yazdı bunu? Beraber. Hepiniz. Beraber. Süper. Çok güzel. Çok beğendim. Bir film seyretmiştim. Şimdi teliflerden bahsediyoruz ya. Kim oynuyordu? Hugh Grant oynuyordu. Belki seyretmişsinizdir. Belki film icabı ama Amerika'daki gerçeği de anlatıyor. Adam bütün gün yiyor içiyor hiçbir şey yapmıyor tamam mı? Bir tane hanım arkadaşı oluyor. Flört etmeye başlıyorlar. Adam sabah... Tabii. Adam işte sabah saunaya giriyor, oradan ne bileyim ben spor salonuna gidiyor, bilardoya gidiyor, kafelerde dolaşıyor. En son kız soruyor diyor ki nereden geliyor bu değirmenin suyu? Hmm.
O da diyor ki benim babam Jingle Bells'in bestecisi diyor. Ya, bu kadar. Büyük telif tabii. Her yılbaşı dünyanın her yerinden bana çuvallarla telif geliyor. Niye çalışayım ki diyor. İki tane var zaten. Harika. Dünyanın en çok getiren iki tane. Biri Jingle Bells, biri de Happy Birthday. Happy Öyle mi? Tabii. Jingle Bells hakikaten yani bu gerçek hikaye olsa tabii, ki filmi. Tabii tabii doğru. Bayağı onun mirasçısı var atıyor. Sonra telif gidiyor. Aynen. Bir de Happy Birthday'im. Happy Birthday'im de öyle. Yani bütün sülalesi sülalesi Michael Jackson gibi yaşıyor. Evde mesela çalıyorsunuz hemen telif gidiyor. Nasıl anlıyorsun? Soruyordu az kalsın soruyordu değil mi? Chris hızlı gidiyorum al aşkını sok gözüne. Fatoş, Şaşkın Demokrat, cep onlar telefonu eskileri. Aynen bunlar eski. Türk İş Kovboylar ama yeni düzenleme olduğunu yani, tahmin ettiğimiz şeyler. Yani. Evet. Bülbül Olmuş. O da yeni. Ötmüşüz. O da yeni. Film soundtrack'ı olarak. Peki şöyle yapalım. Hani geri kalan süremizi şu şekilde kullanalım. Bir Gökhan Semiz çok andık. Ne güzel olur. Anmaya devam edelim. On Sol albümünden bir şarkı yapalım. Evet. Ondan sonra tabii ki Seviyora'ya da bakarız. Hangi şarkıyı koyacaksınız? Hangi şarkıyı koyacağız? Hayır klibini koyacaksanız ben de olabilirim klipte. İstanbul. Onda Gökhan yok. Gökhan'ın okuduğu bir şarkı değil o. Tamam. Bizim Gökhan için yaptığımız bir şey. Yani Gökhan'ın bestesi. Biz ona ithaf ediyoruz. Ölümünden sonra çektiğimiz mesela, bir klip o ama. Daha sabah çok var. Zaten siz bildiğim kadarıyla albüm sırasındayken vefat oldu. Evet. Ondan sonra siz o albümü çıkarttınız. Çıkarttı. O tabii vefatından önce de solo albüm çıkartmıştı. Sizin bu şarkı ona ithafen yaptığınız şarkı. Aynen. Evet. Şimdi güzel topladık. Buyurunuz. Süper. Abi hadi be abi be. Gebertelim şu parçayı. Bilinmez güzelim İstanbul'da sular akmıyor. Mutlu musun oralarda? Bilinmez güzelim bana buralarda kimse bakmıyor. Uçaklar rötar yapmış, trafik sıkışık, çöpler yine birikti arka bahçeye. Yağmurun elleri, gitarın telleri yok. Sen de yoksun yanımda, özlemişim çok. Bu sabah yine her sabahki gibi sıkıldım İstanbul'da. Moralim bozuk, ceryan kesik. Hele bir de sen yoksun ya, çok yazık. Çok yazık, çok yazık. Hele bir de sen yoksun ya, çok yazık. Bu sabah yine her sabahki gibi sıkıldım İstanbul'dan. Moralim bozuk, ceryan kesik. Hele bir de sen yoksun ya, çok yazık. Vay, üçlü beşli ya. O ne, üçlü beşli bak. Üçlü beşli, marifetli adamlar yani, çok... Acayip. Çok güzel ya. Her böyle şey. Anlamazsınız siz falan demişim. Çok üç, üçün beşin hesabını yapma şimdi. Üçün beşin hesabını yapma. Değerliyiz yani. Bir ses ya hani ne oldu? Yedi. Nerede yedi? Öyle bakıyorsun. Yedi nerede? Üç beş geldi. Yedi nerede? Ses olsaydı ismi de hazırdı. Jessica Dife ses diye. Yani öyle bir şey istiyorum. Ama sen ne diyorsun ya? İyiymiş. Kadife ses. Jessica Dife ses. Bomba. Vay süper. Be, vay vay. Çok güzelmiş. Ha? Ama kıyafet de ona değişik. Ona göre kadife giyeceğiz tabii. Kadifeler. Ses kadifesiz. Şeyler, burunlu yumurta ayakkabılar falan ister. Harika olur diye. Ah be. Güzelmiş ya. Vay be. Bunu hala yapabiliriz ya. Yapabilir miyiz? Vallahi yaparız. Gazı getirmeyin. Yapabilir miyiz? Evet abi. Yaparız. Şey, bir tane bir klibimiz, bir klipte yaparız. Bir klipte yapalım. Öyle vallahi bir şarkı, bir şarkıcı var. Tamam. Yeni tamam. Ben de oynamak istiyorum. Okey. Tabii ki Bilal abi der. Yani oynamak istiyorum. Vallahi güzel. Vallahi süper. Neye çekmeyi düşünüyorsunuz? Hazır söz. Seviyor. Şimdi söyleyeceğim. Seviyor. Ona gel. Evet. Evet. Tamam. Esas kız yani, var mı? Yani Monaco oluyor mu? Esas olur mu ya? Var artık kız olur. Ne olursa. İnek olur bilemiyorum. Bir şeyler var. Sen evi bilmediğin için.
Senaryosu var. Söylemeyelim. Yok, söylemeyelim. Canım söylemeyeceğiz. Aa, söyleme. Hayır. Hayır, söyleme. Sen söyleme. Hayır, lütfen. Sen söyle. Ben söyleyeyim. Ben bilmiyorum. Tamam. Ha, tamam, sen de söyleme o zaman. Yok, zaten oynayacaksın. Aslında ikisinin arasında biliyoruz. Deminki Monakoluyum'la şimdi söyleyeceğimiz arasında gidip geliyoruz. Kariyer planı olarak ilk klibin grup vitamin 2 olsa. Olur. Ha? Ata demirlere yaradı. Çok. Hem de nasıl? Değil mi? Çıkışıdır diyorsun. Hem de nasıl? Arkadan ne şey, bileceğiz kadifesi olmasın yani. Bizim ilk o şeyde El Alarını'yı söylerken bir videomuz var. Aha, YouTube'da. Arkada Tarkan oynuyor. El Alarını. Mahzun, Allah evet. Versin belalarını. Evet. Onu gördün mü sen videosunu YouTube'da? Arkada Tarkan, Hüner Coşküner, Mahzun Kırmızıgül evet, oynuyor. Evet oğlu mu? Evet. Erkoç, Fatih Erkoç. Fatih Erkoç, Erkoç. Sinan Erkoç. Kulağıma geldi, bilmiyordum. Hamiyet Yüceses. Öyle zamanlar yani. Doğru mu bu? Evet. Var bir şeyleri var, görüntüleri Hamiyet var. Hamiyet abla işte o zamanlar 50'lerindeydi değil mi? 40'lı 50'lerindeydi. Yani. 50'lerinde dedim de. Tina Turner ne oldu? Arkadaşlar ufak ufak yani programı kapatacağız ama tabii ki yine bir şarkımız olacak. Seviora. Seviora. Evet. İtalyanca herhalde. Evet. Yani, İtalyanca'dan bozma. Hatta ben de alayım onu önüme. Çok uzun unutabilirim. Önümde dursun. Vallahi mi? Sözler tabii mi? Vallahi dursun ya. Çok uzun. Bunu televizyonda ilk defa söyleyeceğiz. Teşekkür evet. ederiz. Aynen. Çok sağ olun. Vallahi iyi ki benim için bayram tadında oldu. Umarım i̇yi bayramlar diliyorum size. Size de iyi bayramlar. Bütün seyircilerin de bayramı bir harika olsun. Oturarak öyle yapalım. Söyleyelim ya. Oturarak evet. Tamam. Sallanarak. Çünkü bunun sen de klibini oynarsan böyle bir muhabbet, oturma benim muhabbeti var. Benim için de şey olur. Bu dertli aşıkların şarkısı. Buyurun. Efendim çok teşekkürler bu arada izlediğiniz için. Ortaya konuşalımı. Herkese bir kez daha iyi bayramlar diliyoruz. Umarım her günümüz bayram tadında olur. Sevgiler, İnşallah. Saygılar. Haftaya tekrar aynı saatte ortaya konuşmak için biz burada olacağız. Ve şimdi söz grup vitaminimiz. Sağ olun. Siz de sağ olun. Bravo. Dur söyleyeceğim. Şimdi bırak onu da beni dinle bak. Geçen özelden bir tane mesaj attı bana. Şiir yazmış, şiir parça yapmış. Yemin ediyorum. Onu almış. Bildiğin gibi de havale gelmiş. Mevzu ne? Mevzu ne? Aynı. 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 Kavga ettik. Mevzu aynı mı? Mevzu aynı. Ben artık anlamadım. Sebep yok. Yaptım ya, şarkı yazdım. Buyurun. İnan seni sevgilim çok seviyor ha. Seviyor musun? Bilmem niye sana bir türlü yetmiyor ha. Bak. La la la. Anladığı bin takla. Atıyor ha. Hey hey. Atıyor ha. Tutuyor ha. Olmuyor ha. Ne olur ne olmaz. Telefonu hep açık. Tutuyor ha. İş arasında bile mesajlarına cevap yazıyor ha. Her sorduğundan nerede kimliğim hesap veriyor ha. Hey hey. Daha ne var? Biliyor musun ben kendime hiç zaman ayıramıyor ha. Loy. Arkadaşlarımı hiç göremiyor ha. Ne diyor ha? Benim de bir özel hayatım. Hey hey. Var yala. Sabah akşam yavrum devamlı didişme. Nereye ka? Manasız kavgalar bitmiyor ha. Kavgız ya. Çok doldum yeter artık geldi bak. Buraya ka. Abi bizim üstümüze gelmedi. Buraya ka. Allah aşkına sus. Sevgili sen ne kadar çok konuşuyor ha. Üstelik konuşup da hiçbir şey demiyor ha. Vallahi bir süre sonra kafa almıyor ha. Ne olur bir sus yala. Bir sus. Bir dur yala. Bir dur. Konuşma la. La 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 la. Sevgilim biz durmadan ayrılıyor ha. Eş dost aramızı yapıyor ha. Yapmış mı bu be? Üç gün geçmiyor yeniden. Barışıyor ha. Bu da ne la? Yeter artık lütfen. Beni delirtin artık bak kızıyor ha. Tepemin tası fena atıyor ha. Korkuyorum elimden bir kaza çıkacak ha. Aman ha.
tanha. Olur olmaz yerde bile bana hep bibişim diyor yala. Bibişim. Ne diyormuş? Ne diyormuş? Aşkımlı aşkımlı konuşuyor ha. Aşkım ya aşkım. La la la, la. O an kan beynime sıçrıyor ha. Ya. Yapma o da ne la. Aşkım. Aşkım ne la. Bibişim. Bibiş ne la. İşin tuhaf yanı görüyorum ki herkes böyle yala. Lo ezilli, ezilli. Sen de onlar gibi konuşuyor ha. Konuşamıyor lan. La la la, bu bana çok itici geliyor ha. Aşkım deme bana, yapma bana, şişiyor ha. Kısaca su tatlım. La 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 la. Vitamin diyor ki bu işler böyle gider sonsuza kadar. Tadını çıkarmaya bak bitene kadar. La la la, mühim olan insanlık gerisi. Ti şimeka, şimeka, şimeka. La 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 la. Oldu mu? Oldu. Yakıştıramadım. Ben de.